Halide Edip adı var. Halide Hanım 1882 yılında İstanbul Beşiktaş'ta doğdu. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nin ilk öğrencilerinden. 1901 yılında ünlü matematikçi Salih Zeki Bey ile evlendi. Salih Zeki Bey'den iki evladı oldu. 1911 yılında ilk eşinden ayrıldı. Darülmuallimat'ta pedagoji eğitimleri verdi. İkinci Meşrutiyet'le birlikte muhtelif gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı. Birinci Dünya Savaşı ile beraber Cemal Paşa'nın daveti üzerine Suriye'de eğitimle ilgilendi, okullar açtı, orada öğrenciler yetiştirdi ve 1917 yılında Adnan Adıvar'la evlendi. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali üzerine meydana gelen Milli Kurtuluş Hareketi'nin başlangıcında Üsküdar'da, Fatih'te, Ayasofya'daki mitinglerde konuşmacı olarak katıldı. Özellikle Sultanahmet mitingindeki konuşması efsaneleştirdi Halide Edip Adıvar'ı. 1920 yılında eşiyle birlikte Milli Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Ankara'ya gitti. Cephede görevler aldı, cephe gerisinde hizmet etti, hemşirelik yaptı. Bundan dolayı kendisine önce onbaşılık sonra başçavuşluk rütbesi verildi. 1925 yılında eşiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı. 1939 yılına kadar İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da ama daha çok Paris'te yaşadı. 1939 yılında eşiyle birlikte Türkiye'ye döndükten sonra 1940 yılında İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı kürsüsünün kurulmasını sağladı. 1950'ye kadar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde hocalık yaptı. 1954 seçimlerinde Demokrat Parti listesinden İzmir Bağımsız Milletvekili seçildi. 9 Ocak 1964 yılında da vefat etti. Vefat ettikten sonra şimdi içinde bulunduğumuz Merkez Efendi kabristanına defnedildi. Halide Edip Adıvar'ın çok sayıda eseri var. Sinekli Bakkal herhalde en çok okunan romanlarından. Mor Salkımlı Ev hem roman formunda hem de hatırat sayılır. Kurtuluş Savaşı ile ilgili Burun Kahpeye, Ateşten Gömlek yine edebi formda yazılmış belge de sayılabilir. Halide Edip Adıvar'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.